Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Herkese merhabalar. Önce ben girdim. Hoş merhaba geldin arkadaş. Savaş. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bu arada sana hoş geldin değil. Önce gerçek misafir var. Enisi evet. Hoş geldin diyelim. Türkiye'den merhaba. Misafirimiz Savaş'ın. Evet, Türkiye'den kardeşim. Selamlar getirdim. Hoş geldin tekrar hoş kardeşim. Bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi valla. Az önce evet. Biraz atışlar yaptık evet, seninle. Güzel ne oldu. Düşünüyorsun? Bayağı bir stres attım ben de. Evet, iyi oldu yani. Çok güzel, çok evet. Güzel. Türkiye'den gelen arkadaşlar böyle oluyor zaten. Hemen bir stres atma ihtiyacı evet. Var. Hemen şöyle birkaç şarjör. Hemen birkaç şarjör. Geldik buraya. Çok iyi, hemen böyle şey yapayım arkadaşlar. Gerçi videonun isminden de anlaşılacağı üzere. Bugün ne var? Three Star Setter. Şöyle bir yakından göstereyim önce. Daha önce bunu da temizlemediğim için ufak bir sorun yaşamıştık. Atamamıştık. Savaş atamamıştı bununla. Şurada bir sıkışma olmuştu ama en çok basit bir program. Ufak bir sorun vardı. Onu hallettim. Şimdi bakalım kazasız belasız. Atalım bunu. İnşallah. Şöyle. Üzerindeki yazılar umarım görülüyordur. Türkiye'de süper poze. Nerede şey vardı? Kral yazıyordu üstünde. Nerede yazıyordu? Tristar yazıyor. Kral. Tristar. Bunu yapan kral arkadaş. Bilen tanıyan varsa burada yazıyor. Made in Turkey, made by Kral. Kralı tanıyan bilen arkadaşlar varsa bizden Arizona'dan çok çok selamlar. Bu silah Super Pose diye geçiyor Türkiye'de. Burada Amerika'da Overunder deniyor. 28 inç namlusu var. 28 inç ne oluyor? 70-71 santimetre. 71 santim, 12 gauge. 12 gauge. 3 kilo 1. 3.1 kilogram ağırlığında Overunder silahı. Bakalım Savaş, kulaklıklarımızı takalım. Evet. Savaş açılışı yapsın. Bir iki tane böyle atalım. Ondan sonra claylerimiz var. Trap, clay. Havaya atıp onları vurmaya çalışırız biraz. Clayleri keşke şeyimiz olsaydı. Makineye getiremedik de. Olsun. Elle atarız, ne yapalım. Olsun. Eskiden biz seninle çok denerdik. Oo, Kaliforniya'ya kadar gelirken hemen hemen her hafta giderdik seninle. Kulaklıklar tamam mı? Hazırız. Bu biliyorsun en ses evet. Çıkacak olan bu. Gel. Kağıt hedefe mi atayım? Nereye istiyor? Kağıt hedef kalmayacak kağıt ama. Kağıt hedefe at. Nasıl? Çok güzel. Devam. Hatırladığım gibi. Devam. Evet. Atışlara devam. Harika. İyi. Devam ediyoruz. Bunları hazırlayalım. Biraz belki çelik hedef de deneyeyim. Sen bilirsin nereye istiyorsan at. Şuradan. Mouse'tan yaptım. Hızı acaba olacak mı diye. Hiç şey yok ya. Yani gerçekten bayağı hızlı. İyisi de iyisi de. Gerçi çok oldu bunu kullanmayalı ya. Bum bum. Aynı zamanda şey testi de yapıyorum. Sıcaklık ne kadar ısınıyor falan diye. Şu anda çok iyi. Bugün şansımız havada güzel burada Arizona'da. İki tane daha atıyorum. At. Barut kokusu. Evet. Bunda tabii aşırı bir barut olduğu için çok güzel. Harika bir silah. Çok seri. Şey olsaydı çok daha iyi. Ondan da bir, herhalde ileride şey yapabiliriz. Hani açınca atıyor ya. Ha, onlar ucuz silahlardan bir tanesi bu ya. Türkiye'de. Değil mi? Olsun. Şey Türkiye'de ama, diyorum. Burada ama Amerika'da. Ama bizim Türk silahlarımızın şeyleri yani shotgun çok var. Dünyaya çok veriyoruz biz değil mi? Aynen. Yani bayağı var. Birçok shotgun tüfek Türkiye'de yapılıyor. Hatta buradan hemen Bay Silah'a selam gönderelim. O da getirdi Bay Silah shotgunlarını getirmeye başladı Amerika'ya. Öyle mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bereketli olsun, hayırlı olsun.
Çok çok selamlar ona. İnşallah bir gün geliriz de yani belki silah da alabiliriz. Tabii tabii mutlaka mutlaka. Kısmet olursa. Ya bunlar çok güzel. Yani ben her gittiğim silah dükkanlarında falan illa 3-5-6 tane Türk silahı görüyorum. Özellikle shotgunlar ve çok tutuluyor. Herkes çok seviyor bunları. Aynen aynen. Çünkü pek tutukluk yapmaz bunlar. Çok sağlam yapılıyor. Harika silahlar. Ne kadar demiştin ağırlığı Yasin bunun? 3 kilo civarında. Çok güzel. 3 kilo, yani çok hafif üzerinde. Çok çok ideal, harika bir silah. Bir gün ava bile gidebiliriz. Yani pek av işim yok da ama. Pek canlıya vurmak istemiyorum yani, ben de. Ya, yapanlara kesinlikle bir saygısızlık değil. Avcılığa falan karşı değiliz. Değilim ben açıkçası, onu söyleyeyim de. Biz zaten ben şey yapmıyorum. Aynen. Şimdi ne yapalım? Savaş, istersen trapları deneyelim. Deneyelim. Trap. Ha, Enis eliyle deneyelim. Atmaya denesin onları havaya. Enis, şöyle yapacağız. Sen benim yanımdan. Hatta bir tane atıp bir dene bakalım. Aynen aynen öyle. Bir tane öyle. Şöyle atabilirsin. Bilmiyorum nasıl atıyorsun. Bu biraz içi boş olduğu için uçacak. Hı-hı. Yani onun için dizayn edilmiş. Ya öyle ya da öbür türlü tutup. Ya böyle ya da şöyle frisbee gibi. Frisbee gibi atsan. Hı-hı. Bir tane at bakalım. Öyle bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Sen şey yaptın mı? Silah dolu mu? Hayır, boş. Ha, iyi. Boş. Tamam olur. Yeter. Öyle de yeter. Olur, tamam. Kırıldı galiba. Yok, kırılmadı da. Onlar birazdan savaş kırar onları. Çabuk kırılıyor da yani. Şöyle yaparsın. İki tane elinde hazırla. Bir tanesini attın. Evet. Hemen arkasından birini de at. Önce bir taneyi vur da ikinciye sonra başlarsın ya. Doğru söylüyorum. Ama eskiden iyiydim. Doğru. Oo, arka arkaya bam bam. Eskiden biz çok pratik yapıyorduk. Devamlı antrenman yapıyorduk Yasin'le Kaliforniya'dayken. Açık hava yeri vardı. Profesyonel bir yerdi. Atıcılar da geliyordu, sağlam adamlar. Direkt hızlandırıyordun. Hızını da sen ayarlıyordun, atış hızını. Geçen gün Facebook'ta denk geldi. Facebook Memories'de bir şey yaptı. Pop-up yaptı seninle, rahmetli Ziya babayla. Evet, evet. Atışlarımız orada. Kaç sene oldu Yasin? Yaklaşık bir 8-9 sene önce. 9 sene falan önceki olaylar. Evet. Allah'ım. O zamanlar devamlı shotgun'la antrenman yapıyorduk. Çok gidiyorduk. Bayağı da hızlanmıştık. Arkadaşlar zaten bu iş hep şey, training yani hep antrenman. Antrenman ne kadar çok olursa o kadar hızlanıyor. El alışıyor, nişan almanız hızlı. Her kas süper. Hafızası dedikleri işte olay. Aynen. Oh. O zaman bir deneyelim. Deneyelim kulaklıklar bakalım. Tamam değil mi? Evet, kulaklıklar tamam. Okey. Biraz bekliyorum. Evet. Hazır olduğunuzda. Ben pull dediğim zaman atıyorsun. Pull tamam. Demek çek, at. Pull. Pull. Harika. Nasıl? Harika. Abim biliyor bu işi ya. Ya şimdi biliyor derken yanlış anlaşılması yani profesyonel falan değilim ama bu çok hem yavaş atılıyor. Yani evet. Makine çok hızlı atıyor. Tabii, tabii. Ve makineden çıktığı anda o diskler zaten yaklaşık bir 15 metre zaten sen nişan alana kadar havada uçuyor. Bu çok kolay. Yani bunu herkes vurur normal. Öyle bir ayrıcalık bir şeyim yok yani. İyi iyi ama Savaş unutmamışsın. Ya bu biliyorsun kas hafızası abi. Yani unutmak zor bunu. Bu yaptığın zaman denemek ister misin? Ben mi deneyeyim birkaç devam tane? Devam edin. Sen birkaç tamam. Tane daha at ondan sonra. Evet. Tamam. Videoda fail olmasın yani. Videoda başarılı şeyler olsun. Benimki çünkü eminim vuramam ben yani. Ya ben de vuramayabilirim. Şey yaparım ama ben video ne derler? Video editlerken cheat yaparım orada. Ben vurduğumuzu yani illa şey değil ya. Daha henüz hiç kaçırmadın ama. Ya yakın. Ya evet. Vurabilirsin. Evet. Pull. Pull. 4'te 4. Bravo. Bravo. Ya beni var ya amma gaza getiriyorsunuz şimdi var ya nazar değecek hepsini kaçıracağım valla. Evet devam ediyorsak yine çıkartamam. Fişek ya. Burada var baya. Fişeğimiz var ya sorun şimdi yok. Şimdi ben biraz madem öyle kendimi denemeye çalışayım biraz daha yukarı atmaya çalış daha hızlı bakalım. Tamam. Bakalım nasıl olacak. İki tane birden at ya. Şöyle yapabilirsin Enis arka arkaya pat tamam. Hızlı at bakayım onu yakalayabilecek miyim? Olur. Yani pull dediğim anda ikinci pull dememi bekleme. Pull tamam. tak tamam. At böyle ama yukarı. Pull. Harika. Bam bam. Ya çok zevkli vallahi. Ya ben bir şey söyleyeyim mi?
Unutmuşum bunun ne kadar zevkli olduğunu ya. Gerçekten. Bizim bu diğer kalibre silahlarla ata ata bunu zevkli evet. unutmuşuz. Ya dediğim gibi ya en az bir 3 senesi var. Silah kasadan çıkmadı. 3 senedir duruyor evet. ve üç bu senedir. Ama ona rağmen %100 ile gidiyorsun. İşte o yani kasadan çıkmadığı için bu o kadar sıkışmıştı emniyet falan. Geçen sefer çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Niye? Atamadık. O kadar istemiştik yani, atmak. Evet. Kısmet bugüneymiş. Kısmet bugüneymiş bak. Böyle olsun. Geç tamam. olsun güç olmasın değil mi? Tabii ki. Safe olsun abi ama. Olay yine ard arda mı istiyorsun? Tabii tabii ard arda. Tamam. Bu kaçtı. Nazar boncuğu olsun. Ya bunda kaçmaz son derece normal. Arada evet. arada kaçar yani. Bir tane yani daha. O da çok yakından evet. gitti gördün mü? Hedefin evet. yanından geçti. Evet. Yeterince şey de var. Var. Mermimiz var. Clay'imiz var. Hava evet. güzel. Okey. Başka bir şey yapacağız. Ne biraz yapacağız? Daha zorlaştıracağım olayı. Tamam. Yani kendime göre biraz kendimi denemek, atı hatırlamaya çalışıyorum. Bir tane attın ya. Evet. Birini de başka bir yöne at. Tamam. Yani bana söylemene gerek yok. Tabii geriye değil. Ya buraya ya buraya. Başka buraya. Bir yöne. Tamam. Tamam. Pol. Niye zor biliyor musun? Dönüyorsun dağılıyorsun, ya. Tabii dağılıyor. Zaten profesyoneller böyle evet. çalışıyor ya. Hani biz profesyonel yanından geçemeyiz evet. de. Yani ama zevkli gayet oluyor. İyi. Ya gayet zevkli iyi. Oluyor. Şimdi biraz daha alıştırma yapınca evet. daha da iyi olacak. Şimdi iki tane daha deniyorum. Evet. Bunda da aynı şekilde. Ne kadar yükseğe atabilirsen, uzağa atabilirsen o kadar iyi. Tamam. Şimdi de atıyorum. Daha tamam. iyi atacağım. Bir saniye. Bum bum. Son denememi yapıyorum. Senin denemeni istiyorum ondan sonra. Benim mi? Tabii. Tabii sen önce boşa atarsın. kağıt hedefe bir iki tane at ondan sonra. Şey bitti. Evet. Bunları yere atmayayım madem burada. Atayım mı? Hiç fark nereye istersen toplayacağız sonra nasıl olsa. Çünkü biz hiçbir zaman mermi kovanlarını yerde bırakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada saygısızlık oluyor. Her gelen bıraktığı zaman hem buradaki doğaya zarar veriyor. Uh-huh. Hem de zaten Yasin dolum yapıyor biliyorsunuz. Çıkan boş kovanları kendi makinesi var dolduruyor. O yüzden şey yapmıyoruz aslında. Yani yere attıklarımızı mecbur toplayıp gidiyoruz. Hatta toplama aletini gösterdin mi? Var burada bak. Bununla boş kovanları topluyoruz. Ha, bu arada Savaş'ı tebrik edelim. Savaş'ın yeni arabası. Çok teşekkür ederim. Burada bu arabayı da tanıtalım böyle. Yeni demeyelim, bana yeni. Savaş'ın yeni arabası ya. iForce 5.7 litre V8. Toyota Tundra. Siz hazırlanın böyle, ben arabayı gezdireyim. Evet. Şimdi gene aynısını deneyeceğim. Okey. Farklı noktalara mı istiyorsun? Tabii. Tamam. Pull. Boom boom. Böyle. Bir buraya atıyorsun, bir buraya lan. Evet. İki ayrı yere atıyorsun. Böyle olmak zorunda. Zorlaştırdık yani. Ya zorlaştır, bir şey olmaz. Evet. Zaten bunun zevki orada. Aynen öyle. Şimdi sen Enes'e mermi koymadan tamam, silahı bir atış daha yap, ondan sonra antrenman yaptıracağız. Tamam. Bu arada kardeşim Türkiye'den geldi. Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. Böyle bileti de ucuz oluyor kendine. Böyle ya ben dedim zaten en iyisi ben evlatlık alsam. Ben de biletlerden faydalanabilir miyim? Ben buradan kalktım arkadaşlar. Ta Los Angeles'a kaç? 400 mil. Hı-hı. Los Angeles'a gittik Enes'i havalandan almak için. Gezeriz dedik falan. Orada biraz gezdik. San Diego Downtown'a falan gittik. Biraz oradaki Kaliforniya'nın ünlü plajlarını falan dolaştık. Çok beğendin değil mi? Evet, güzeldi. Çok güzeldi yerler. Evet. New tavsiye York'lar eder misin buna gelecek ziyaret edecek evet arkadaşlara? 4-5 tane yer söyleyebilirim yani bana tanıyan söyle arkadaşlar. Söyle bakayım neresiymiş, hemen söyle. Santa Monica, Laguna, Newport, bu arada Huntington Beach. Instagram'da takip etmek isteyenler olursa istersen evet ver Instagram hesabını da. Hesabım kapalı ama tabii ha olabilir. Demircan Enis yazarsanız takip edebilirsiniz. O şekilde. Yani 4-5 tane çok güzel yer var. Mutlaka San Diego özellikle görülmesi gerekiyor. Aynen. Huntington Beach'te San Diego güzel çok güzel yerler. İnşallah evet hayat biraz daha normale dönsün.
İnşallah. Güzel olacak. Aynen öyle. Evet, şimdi tekrar zor bir atış. Hızlı evet. Hızlı at. Hatta şöyle yapalım istersen. Sen 4 tane al eline mesela. Tamam. Dur bak, alma. 4 tane nasıl olacak? 4 tane yok ki. Şöyle olacak. Ben 2 tane yarıma alacağım, tamam mı? Sen 2 tane atacaksın, 2 tane vuracağım. Hemen tak değiştirip onlar düşme. O biraz filmlerde olur. Hadi deneyelim. 2 tane atıyoruz. Farklı nokta mı gene? Sen bilirsin nereye atacağız. Bence aynı olsun. Nereye atacağın sana bağlı. Tamam. Bana söyle, zaten olay bana söylememen. Tamam. Sürpriz. Profesyonel şeylerde, competition'larda nasıl yapıyorlar? Makine nereye atacağını söylemiyor. Evet. Makinenin ayarı var. Buraya da atabilir, buraya da. Hangi hızla atacağını da bilmiyoruz. Atıcının tamam. Şeyi profesyonelliği orada. Peki, tamam o zaman. Ben amatör bile değilim ama işte onu de, onu stimüle etmeye çalışıyorum. Evet. Bo. Çok iyi. Boom, boom. Evet, şimdi sana biraz şey yapalım. Bilmiyorum, havada vurulmayı görüyor mu kamera? Ha, görüyor, görüyor. Toz çıkıyor gibi şeyler. Ya da parçalarını görüyorsun. Bu bizim işte... Güzel bir Türk silahımız. Bak bu ceviz. Evet. Onu söylemem. Türk cevizi bu. Turkish walnut diyorlar. Aynen. Türk cevizinden. Çok popüler Amerika'da, hatta Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türk cevizini özellikle arayanlar, silahçılar evet. Çok arar. Harika bir kalite bir cevizdir. Türk cevizi demelerinin sebebi başka ülkelerde ceviz ama Türk cevizi çok evet. Sağlam, çok Kozmik kaliteli bir, çok iyi. Desenleri de çok iyi dikkat edin. Evet. Şimdi bu bizim superpose dediğimiz overunder diyeyim. İki tane koyuyorsun. Çok basit bir mekanizması var. Kapattığını. Atmadığı için. Kapattığın an kapanıyor. Kuruyor. Atışa hazır zaten. Şu emniyet diyelim. O açık zaten. Atışa hazır. El gene biliyorsun. Her zaman böyle evet. Atışa hazır olduğum zaman tak. Bunu zaten hızlı bir hale getireceksin zamanla. Evet. Tak diye hemen elin tetiğe gidecek. İki kere arda arda bastığın zaman iki tane. Şimdi sen bir tane al. Evet. Şu anda boş zaten. Boş. Kurulu. Sen bir tetik düşürdün. Sen sadece hep kağıt hedefe doğru. Onun tetik düşürme hissiyatını bir al. Evet. Ondan şimdi sonra... nasıl açıyorsun? Şu mandalı sağa açıldı. Boşalttın. Tekrar doldurdun. Kapatıyorsun. Kapandı. Atışı hazır şu an. Şu anda hazırsın tekrar. Şimdi sen shotgun'la daha önce attın mı henüz? Attım. Tamam, shotgun'la attın ama pump action. Pompalıydı değil mi? Evet, pump action. Bu biraz daha farklı. Niye farklı? Arada pompayı çekeceğin, çektiğin zamanki geçen süre bunda yok. Direkt evet. Tak yapabilirsin. Burada iki kere ardı ardı evet. O yüzden yani şey olarak kafanda o tepmeyi kendini hazırlaman lazım. İki kere vuracak. Evet. Bir kere değil tak. Bir de pompayla genelde böyle yapıyorlar ya. Abi kardeş görüyorsunuz arkadaşlar evet. Maşallahları var. Ben öyle de bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Kollar, göğüsler, möğüsler. Maşallah maşallah. Şimdi bunları sağ ol teşekkür ederim Yasin'cim. Bunları senin yapmanı istiyorum. Tamam. Şimdi iki tane mermiyi biliyorsun doldurmayı. Namlu her zaman safe bir yere bakıyor. Kulaklığını tak önce. Kulaklığı takıyorsun. Bir saniye o zaman tutarsın. Tamam, namlu buraya bakıyor. Açık olsa her zaman safe. Evet. Okay. Bunu alıyorsun. Hangisini? Çeliğe mi kağıda mı? Kağıt hedef at. Bir dakika dur. Bekle. Ben de seni bir videoya alayım evet. Bunu yaparken. Yapacağın şey kağıt hedef. Tamam mı? Kapadığın anda o silah atışa hazır hale gelecek. Tamamdır. Başlayabilirsin. Evet, güzel. Birkaç tane daha at, ondan sonra claylere başlayalım. Şimdi sen bunun hissiyatını anlamış oldun. Evet, aynen öyle. Bu biraz daha teper. Yani o kadar vücudu herhalde boşuna yapmadın. Biraz aynen. Sağlam tut. Hızlı bir şekilde devam. Devam, atışlara devam ediyorsun. Atmak kadar seri doldurmak da önemli. Onlar tabii. Sonra önemli hale gelecek ama yapmaya çalış. Güzel. Sana kağıt hedef ne oldu ya? Kağıt hedef biraz yakın açıldı biraz kağıt hedef. Kağıt hedef bir kağıt kalmadı. İyi attılar, iyi. Evet, güzel değil mi? Harika. Çok iyi. Şimdi clay deneyelim mi? Şimdi olabilir. Okay, clay'de sana bir yani nacizane bir tavsiye vereceğim. Evet.
şey yaptığın zaman play havaya çıkıyor ya. Ama tak diye sıkma. Takip, biraz takip. Önce ben bir zaten acele etmeyelim yani. Acele diye bir şey yok zaten. Evet. Hiç acele etme. Takip, namluyla takip. Tam hedefe getirdiğini hissettiğin anda tetiğe bas. Anladım. Takip önemli. Havada takip ediyorsun hedefi. Evet. Anladın mı? Çünkü çıktığı anda basarsan vuramazsın. Evet. Takip önemli. Ondan sonra bakalım nasılsın. Ondan sonra belki evet, biraz daha zorlaştırırız. Al. Okey. Bunları ben şey yapayım. Yere atayım. Karışmasın. Madem öyle toplarız. Şimdi şöyle yapalım. Ben de seni istersen videoya kaydedeyim tekrar. Klay'a atacaksın. Sen nasıl kaydedeceksin? Aa, doğru ya. Klay'a atacaktık. Okey. Önce tek bir klay atıyorum. Fazla zorlamaya gerek yok. Birincide ıskalarsan ikincide tekrar bas dedi. Evet, tamam. Evet. Ben senin sağında durayım. Tamam. Atacağım yerde bu önünü atacağım yani. Evet. Tamam. O zaman. Unutma, iki tane fişek var. Bir tanesini attın, vurursan harika. Kaçırırsan devam et atışa. Yani o düşmeden havada bir kere daha atabilirsin. Evet. Okay. Sen bana pull diyeyim. Pull deyince atacağım. Evet. Pull. Düştü. Basma. Kırıldı, kırıldı. Vurdun. Şöyle. Biraz daha havaya atacağım. Önce biraz yavaş evet, attım. Şimdi şu anda kaç tane fişek var? Bir. Bir tane var. Evet. Bir tane var, onu boşaltmadan silahı hiçbir zaman açma. O boşalsın çünkü ha, kafa önce karışır. Evet. İki tane doluydu, birini attım, biri boşaldı. Evet. Her zaman boşalt silahı, evet, öyle tekrar. Evet, hiç tamam, şeye gerek yok. Garanti yani. Garanti. Evet. Şimdi pull deyince atacağım. Pull. Çok güzel, bravo, harika. Boom. High five. Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi, bravo. Devam. Şimdi seri bir şekilde devam edeceksin. Ben biraz daha clay alayım elime. Evet. Bir kere kulaklığı unuttum. Kulaklarım bir hafta çınladı. Tam da yanındaydım. Bir patladı. Bazen unutuyorsunuz. Aynen, arkadaşlar aynen, böyle. Benim en sevdiğim bunlar. İnce, direkt kulağa oturuyor. Bunları pek sevmiyorum ben. Hı? Bunlarla. Evet. Dolu mu? Dolu. Bir dakika. Dolu. Okey. Bir şey söyleyeceğim. Eğer ilkini vurursan ben ikinciyi pull deyince atayım tekrar. Aynen, pull deyin. Ard arda atmayayım. Aynen. Tamam. Henüz o kadar hızlı değilim çünkü. Tamam, okey. Pull. Pull. Çok iyi. Boom. 2'de 1. Güzel güzel, çok iyi. Bravo. Evet. Alışıyorsun Enes. Evet. Şimdi alışıyorsun. Amatör geldim, yarı pro döneceğim. Silah boş şu anda. Evet. Silah boş ağzını. Aslında benim yaptığım şu anda hata, biliyor musun? Bak, ben tamam, silahın önünden geçtim. Bak, bu bir salaklık benim namıma. Böyle önünden geçmek. Evet. Boş olduğunu bildiğim halde önünden, evet, hiç güzel, hep arkadan. Tedbiri evet, hiçbir zaman elden bırakmıyorum. Bu hatayla da kendimi eleştirmiş oldum. Ne güzel bak. Şimdi. Aynı şekilde. Zaten birazdan alışacaksın. Evet. Pull. Çok iyi. Pull. Vurdun ucundan. Ucundan kırdın evet, biraz, çok iyi. Ucundan süper, acık. O vuruldu sayılıyor. Tabii canım. Yani o vuruldu sayılıyor. Evet. Paramparça olmasına gerek yok. Gerek. Ucuna değse bile. Değdiyse tamam. Aynen. Yarışmalarda vurdun sayılıyor. Orada hakikaten vuruyorum değil mi? Vuruyorsun ya. Yani. Vuruyor, yani, vuruyor. Yani burada videoyla şey ne var, ne derler? Burada kanıtı var. Kanıtınız da ağır. Okey. Şimdi sana biraz daha zaman vermek için biraz daha uzağa ve havaya fırlatmaya çalışacağım. Olur. Sana biraz zaman vermek evet, için. Nişan almak için. Eğer kaçırırsan dediğim gibi hala havadaysa vur. Dene diyorsun. Dene. Yani. Tamam. Yere düştüyse, yere değdiği anda daha denemene evet, gerek yok. Pull. Çok iyi. Pull. Çok iyi. Lan bizim ailede bir yetenek var galiba. Var var. Olmaz olur mu ya? Vallahi bile. Şaşırtıyorsun beni. Evet. Sen askerliği nerede yapmıştın? Samsun'da. Samsun'da. Samsunlara selam söyleyelim evet, buradan. Aynen. Arkadan geçeyim. Samsunlara çok, çok selam, selam olsun. Şimdi ben bu tarafa geçiyorum. Okey. Pull. Pull.
Oğlum tamam lan sen atma daha boşver. Bam bam. Atmasın daha. Evet. Abisini geçti. Abisini geçti. Defol git lan. Evet. Bir dakika oğlum. Anladı galiba. Bir de bu silahlar, bu trap atışları hakkında bir şey söyleyeyim. Vurdukça zevk daha da artıyor. Vurdukça güzelleşiyor. Vurdukça güzelleşiyor. Geçen sefer geldiğimizde benim bir beyaz, bir güzel, bir böyle sevdiğim bir mont vardı ya. Mahvetmişim onu. Aa, barut şey. Barut lekesi çıkmıyor abi. Hadi canım. Uyarmadın beni onu çıkar diye. Attıkça attık her taraf, bir de senin dolma barutlar. Leş oldu gitti. Üstünde leke kalmış abi. Evet. Zorlaştıracağım lan sana. At at, vuramamanı sağlayacağım. Tamam. Pol. Vurdu. Pol. Ya. Ya. Ben galiba bu adamı buraya getirmekle hata ettim. Bravo Enis. Evet. Bravo valla. Valla hata ettik. Yani öğretmenlerim sağlam. O yüzden bu oluyor. Yoksa ben hiç daha önce süper pose atış yapmadım yani. Hı hı. Evet. Pol. Pol. Bravo. Arka arkaya ya. Bravo. Çok evet. İyi. Madem öyle biraz daha seri atmaya çalışalım. Olabilir. Pol deyince... İkinci pul demeni beklemeyeceğim. Tak tak, ikisini de atacağım. Tamam, okay. İkisini de vurmaya çalış. Deneyelim. Biraz aralık vereceğim ki ayrı yerler olsun. Tamamdır. Acele etme gene. Çünkü havada belli bunlar uçuyor, evet. Ya. Belli bir süresi saniye var, falan, evet, bir doğru. Süren var. Hemen böyle hızlı vurayım diye tak tak, evet. Atma, kaçırırsın. Okey. Evet. Unutma, arka arkaya atıyorum. Ama bari aynı noktaya at abi. Yani hemen hemen. Evet. Pol. İsterseniz bırakalım artık. Boom boom maşallah. Aferin. Şimdi... Evet. Güzel. Bravo. Çok iyi. İstersen biraz soluklan çünkü evet, yoruyor öyle. İnsanı. Biraz şu, bu atışlardan sonra şu bölgede arda arda atınca bir miktar ağır oluyor. Yine bir tep oluyor. Bir de ister istemez nefes tutuyor insan. Evet. Aslında tutmaman lazım. Yani nişan alırken nefes tutman sana hiçbir, yani özellikle shotgunlarda, hani keskin nişan çiftliklerinde falan sniper, evet de yani bir milden atış yapan adamlar var. Onlar evet. Tamam, nefes çok önemli ama bunlarda nefes tutuyoruz ya. Yani evet, biraz benim de heyecanım var tabii, o yüzden. Tabii, böyle bir şey yapmanın. Nefes evet. Tutunca yoruluyorsun, ciğerler aynen, yoruluyor. Aynen. Relax, yavaş aynen. Yavaş tak tak atıyorsun. Evet. Güzel güzel atışlar oldu, bravo. Evet. Oldu vallahi oldu. Tamam. Hadi ben atayım birkaç tane bakayım. Olur. Şimdi Yasin ben sen, videoya geçiyorum. Sen videoya geç. Evet. Ben şeyi atıyorum, clay'leri atıyorum. Yasin atış yapacak. Bunlar vurdu. Kanalın sahibi biziz. Biz kalırız. Biz evet. Kalırız. Abi bir tutar mısın? Bir hemen şeyi takayım kulaklığı. Tamam taksın. Tamam tak kulaklığını. Evet. Evet Yasin abi bir de şov yapsın. Oğlum Yasin abin eski kulak eskiklerden. Evet. O bir tane ıskalar, üç tane vurur. Merak etme, vuracaktır yani. Evet, hedefi atayım. Evet sen biraz birkaç atış yap Yasin. Klaylere başlıyorum. Evet. Hazır mıyız? Yasin şey yapıyorum. Tak tak. Bir kere pull deyince ikisini de atıyorum. Yani aralıklı bir atıyorum. Bir tane at. Önce ya. Birer birer yapalım. Dur tamam. Ya, unutmuşum ben bunu ya. O zaman pull diyorsun, bir tane atıyorum. Hı-hı. Bekliyorum seni. Öyle yapalım. Bu. Nasıl ıskaladım? Evet. Yapacaksın canım. Daha dur yine.
Yok harbiden ben bu silahı ya yani normal ya 7 senedir atmıyorsun yani bu şeyle. Bir daha deneyelim. At. Bu. Gelecek oha. Gelecek merak etme. Oha mouse'dan yapıyor. Vallahi evet. Mouse'dan yapıyor şu an. Vurmamak için elinden evet. Geleni yapıyor arkadaşlar. Şimdi evet. Ya bu mermiler boş ya. Yanlış bana, bir şey var orada. Bana kuskun verdin ne yaptın? Seni küçük şey yapmak istedim. Yok yok yavaş. Bu. Vallahi mermiler kuruştuk arkadaşlar. Boş galiba. Boş mermiler varmışlar bana. Evet. Evet o zaman Yasin şöyle yapayım. Şöyle yapacağım. Biraz şimdi şöyle yapalım. Biraz havaya atayım. Biraz daha zaman olsun. Yavaş ya, şey yap ya. Acele etmene gerek yok. Sen biliyorsun. Harbiden ya. Ben niye sıkılıyorum? Yıskalamazsın. Devam. Yok. Bir şey var. Bu. Oo, demek evet, olay neymiş? İyi. Uzağa atacakmışız. Senin önü... Sen yakını göremiyorsun yakını galiba. Yakını göremiyorum galiba. Tamam. Bir tane var içinde. Atıyorum. Söyle. Bu. Okey. Devam. Aynen devam edelim. Birkaç kırdıktan sonra yapacaksın. Ya normalde 8 senedir clay atışı yapmıyorsun ya. Normal yani. Kazmalık var bugün üzerimizde. Estağfurullah. Son derece normal bu. 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 Devam. Ne kadar hızlı gidersen. Arkadaşlar, ben bu videoyu edit yaparken bir video hilesi kullanmam lazım. Evet. Vuruyormuş gibi falan görüyorsun. Öyle şey. Bu. Vay. Bu. Vurdun sanki bir şey. Havayı vurduk rüzgara. Ya bir şey söyleyeceğim. Son iki tane. Acaba şey mi yapıyorsun? Yasin'cim. Çok mu acele ediyorsun? Bana mı öyle geliyor? Nişan almıyoruz. Bence yani... Benim kas hafızası unutmuş bunu. Şeyi, şunu unutmuş olabilirsin. Hedefi takip etsene. Hedefi bir... Hani böyle çıkar çıkmaz vurma da hedefi bir takip... Biz böyle salise bir takip etmeye çalış bakalım ne oluyor? Hala kas hafızasıyla gitmeye çalışıyorum. Nişan ya kas almadan. Hafızası değil, bir takibe al olayı bakalım ne oluyor? Bir bakalım. Deneyelim. Deneyelim. Tamam. Deneyelim. Bu. Çok iyi. Çok iyi. Bu. Güzel. Geliyor. Oraya geliyor. Oraya geliyor abi. Son iki tane. Ondan sonra ustalara bırakayım ben. Usta musta yok abi bu işte ya. Sorun değil. Senin bir saatlik, bir saat, yarım saatte bütün olayı çözersin zaten. Yani hatırlarsın. Zaten biliyorsun. Bu. İstifa ediyorum arkadaşlar bu işte. Bu işi bıraktı ya. Kanalı da kapatıyor. Kanal manal vallahi da yok. Yok bitti. Bundan sonra hiçbir şey yok ya. Bu kadar ıskalanır mı ya? Olur abi ya bence. İnsanlık hali değil. Ben gerçek mesleğime döneyim. Kameramanlık. Ustalara bırakayım ben bu işi. Ya yok ne alakası. Ya bir, gerçekten şaka bir yana da. Takip olayını sanki biraz acele ediyorsun. Ya takip etmiyorsun bence. Yok, yani etmiyorum. Bence o. Yani sen eski şeyi düşünüyorsun. 8 sene önce Yasin bu arada üçlü atıyorduk. Tak tak tak. Üçünü de havada indiriyordu. Şey bu. Biraz unutuyor insan çünkü çok farklı. Devamlı başka evet. Kalibre silahlarla atış yaptığı için. Parmak bak, ne bileyim. Arkadaşın dostun iyiliğine bak hep bana bahaneler buluyor. Hayır bahane değil. Bana da oluyor. Bana da oluyor yani. Biliyorsun aradan bazen zaman geçiyor hiçbir şekilde vuramıyorsun ama biraz şey yaptın mı yani. Takibi yapman lazım o zaman oluyor işte. Arkadaşlar asıl bahane burada. Bana kuru sıkıları vermişler. Evet. Sana pislik yaptık. Ben şey alıyorum. Peki. Tamam. Arda arda mı istiyorsun? Arda arda. Tek pull mu? Arda tek pull. Pull. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ustalar işte böyle atıyor. Ya
O yaptığın güzeldi. Zordu. Tak tak zordu biraz. Evet. Onu ben biraz geliştireyim. Yani geliştirmeye çalışayım. Nasıl? Ama namlu hala süper biliyor musun? Biraz ısınmışsa o kadar iyi değil yani. Hayır yani. Yani şurada tutuluyor. İyi, şurada tutuluyor. Çok iyi. Yani tutuluyor. Bayağı atmamıza rağmen çok iyi tutuluyor. Hı hı. Bol. Harika. 2'de 2. Yaz parçaları da bize geldi. O ne parçaları biliyorsun değil mi? Yüzünde var. Yüzüne gözüne patladığı zaman. Clay'in parçaları ya. Clay parçaları. Bu şey gibi arkadaşlar tabi bilen bilir. Düşürsen ufacık bir yerden. Porselen yani. Çok porselen gibi. Porselen gene biraz daha. Hatta ondan yani. Daha güçsüz çok bir şey. Çok güçsüz yani. Bir şey. Hemen patlıyor. Kilden yapıyorlar galiba. Kil değil mi? Kildir herhalde. Hemen kırılan. Oyun gibi bir şey. Ne aldın? Bitti mi? Var bir kutu daha var ya. Okey. Şimdi mesafeyi aynı yere değil, farklı yönlere. Tamam. Mesela farklı yönlere. Bir buraya, bir buraya. Mesela kafana göre farklı bir yöne at bakalım ne olacak. Bir sağa, bir sağa. Önce sağa. Aha. Takip ediyorsun ya. Evet. Takibin de bir sınırı var öyle söyleyeyim. Evet. Çok takip ettin mi o açıyı kaybediyor. Düşmeye başlıyor evet. Artık yani. Takipte hemen yani şunun ucuna getirdiğin anda sıkman aynen lazım. Öyle. Bence Yasin'in bugünkü eksikliği de bunda oydu. Takipte hata yapıyor bence. Bu arada bana hep sorun oluyordu. Neden shotgun videosu yapmıyorsun? Neden? Nedeni belli oldu arkadaşlar. Hep ıskaladığım için. Shotgun videosu yapmıyorum. Alakası yok ya. Ya ben senin eski halini yani shotgun attığın zamanki hallerini bilmesem bana bunu söyleyebilirsin. Ha bu adam ıskalıyor derim ama biliyorum yani birlikte atıyordum. Evet. Abi gene sağ sol. Evet. Bu. Bak burada biraz bu tarafa attım. Tereddüt ettim. Evet. Çünkü sen buradasın. Evet. Yani bu tarafa atma. Böyle. Yani, İleriye evet, doğru. Biraz daha uzağa yani. O namluyu çeviremem. Evet. Yani ya da ben biraz daha gerinde durayım. Hı. Bir, evet. Bir adım bir yerde dur. Bir de yani namluyu sana doğru çevirecek şekilde attırtma bana. Evet. Anladım. Yani öyle bir şey olmaz. Ben öyle bir hata hayır, yapmam da canım. En kötü namlu çarpar sana. Aynen anladın öyle. Şey olsun yani bir adım geride durayım. Hı hı, bir adım geride dur. Hatta bildiğin kadar uzun atmaya çalış. Bu. Harika. Boom boom. Bir de hızlı oldu bu. Bu hızlı bir de iki ayrı yöne. Evet. Hem bir sağa bir sola. Deniz maşallah böyle yapıyor. Lan oğlum nereye atıyorsun? Biraz. Evet. Bayağı bir zorlaştırdın işi evet. Sen yani. Ama vurdum yani. Tamam hem vurdum. Hem de ikincisini de yani. Vurdum şey. Ayrı da. Evet. Yani hani. Tamam biraz daha bu sefer yatay ve uzağa doğru atacağım. Ha yatay ve uzağa. Ya frisbee gibi. Aynen biraz daha uzun gidecek. O zaman şöyle güçlü at. Hızlı tamam. Gitsin. Ben de hemen atmayayım. Yakında yakalamayayım. Uzakta yakalamaya çalışayım. Bakayım ne kadar uzakta. Tamam. Bu. Bum bum. Yön değişti ya. Bak ilk attığını bayağı bir takip evet. Ettim. Aha, ileri takip gitti. Ettim. İyi gitti. Bayağı gitti. Takip etti. Yasin o şeyler ne kadardır fiyatları? Pahalı mıdır ya? Bir makine alsak. Ya makine var da ufak bir vidası düşmüş onun. Onu ha sende var değil mi? Var var. Yaptınız vida bulup abi. Onu da ya kullanmadığım için ya şey bıraktı hiç önem vermedim ona. Kullanırız ya. Biraz pratik yapalım. Bir tane daha shotgun alırız ondan sonra yaparız onu. Hatta bu arada şey alırsak kendi boşaltını alırsak çok daha harika olur. Bu. Harika. 2'de 2. Harika. Evet. Hızlı atmana rağmen. Aha. Evet. Güzeldi yani. Şu ikisi. Okey. Bir tane daha deniyorum. Benim de omzum ağrımaya başlıyor. Ağrımaya başlıyor. Bir süre sonra ağrıtıyor. Herhalde profesyonel pad kullananlar atışlarda padleri var. Burası da çok padded bir şey var. Böyle yani yumuşak. Ya silahtan silaha fark ediyor. Tabii canım. Yani o profesyonel yarışma silahlarında bayan yarışmacılar dahi. Bu...
100 tane, 1000 tane atsalarda hiçbir şey olmuyor. Bu hissettiğin recoil'in şey, geri tepkinin yarısı var o silahlarda. Kaliteli silahlar, tamam. Siyah silahlar. Tabii 3000 5000 dolar o silahlar. Bu. Evet. Ben biraz dinleneyim o zaman. Sen dinle. Ne yapalım? Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Aha. Herkese çok selamlar tekrar. Evet. Gününüz tekrar iyi geçsin. Evet. Hoş geldin Amerika'ya. Hoş bulduk. Evet. Zaten gidiyor, fazla gidecek. Kalmayacak. Hemen kovuyoruz yani. Ne kadar? Bir hafta, hadi güle güle. Ya fazla tutmuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese selamlar. Esenlikler.